Epilepsi konuşacağız bugün. Kısaca halkın SAR olarak bildiği hastalık aslında. Beyindeki nöronların kendi başına aşırı deşarjlarından ortaya çıkan bir belirtiler grubu demek epilepsi. Herkes de gözükebilir. Hani çocukluk, bebeklik çağından başlayıp yaşlılığa Yaşlılarda. kadar gözükebilir. Ama farklı farklı tipleri var. Herkes sanıyor ki tek bir tip epilepsi hastalığı var. Tek bir sebebe bağlı Evet, tek bir ve tek sebebe bir bağlı. hastalık gibi düşünülüyor ama aslında epilepsi bir epilepsi nöbeti bir semptom, yani hastalığın bir bulgusu aslında bizim Evet. için. Altta yatan sebepler çok çok çeşitli Çok olabiliyor. çok farklı. Evet, yani epilepsi deyince herkes kasılıp çırpınır tarzda bir şey Zannediliyor, bekliyor. evet. Ağızdan köpük geleceğini sanıyor. Ha. Öncelikle yani bu büyük nöbet dediğimiz jenereze tonik Evet. kronik nöbet aslında ama Evet. onlarca nöbet tipi var. Bazıları işte Kesinlikle. sadece hafıza kaybıyla geçiriyorlar. Bazıları yere düşüyor. Yani hiç kasılması olmuyor. Gevşek bir şekilde yere Evet. düşüyor. Bazıları dejavu yaşıyorlar. İşte bazıları kolu bacağı uyuşuyor. Ama Cemavu hepsinde da yaşarlar bazen. Cemavu. Jemez Su da yaşayabilirler ama hepsi kasılıp çırpınmıyorlar. Farklı. Bazen sadece kötü koku duyuyor bu Evet. hastalar. Bu da bir nöbet aslında. Koku merkezinin o anda aşırı deşarj yapmasıyla alakalı bir durum. Evet. Sadece kötü koku duyuyor. Bazen de bir takım halüsinasyonlar görüyor hastalar. Mesela renkli toplar görüyorlar aslında olmadığı halde. Bu da aslında yine görme merkezindeki nöronların aşırı deşarj Evet. yapmasıyla alakalı. Yine bir epilepsi Evet. Yani aslında. beynin farklı farklı bölgelerin Evet. etkilenmesine bağlı farklı farklı semptomlar ortaya çıkarıyor hastalar. Aynen. Mesela frontal lob nöbetlerinden bahsedelim. Frontal lob nöbetleri böyle çok da bilinmeyen, hep de insanların kafasında böyle kabus mu, işte gece terörü mü denilen, Evet. hep karışan bir durum. Ama tanısını koymak gerekiyor ve Evet. tedavisini yapmak gerekiyor. Çünkü ciddi sıkıntıya yol açabilir İşte sonrasında. çoğunlukla uyku sırasında olduğu için, gece olduğu için çoğunlukla uyku terörüyle karışıyor. O sırada bir epileptik nöbeti ortaya koymak çok önemli. Genellikle de bu hastalar öyle kasılma çırpınmanın olduğu faza geçmiyorlar. O Evet, büyük nöbet evet. fazına Bazıları kalkıp geçmiyorlar. koşabiliyorlar, bazıları çığlık atabiliyor. Tam bir epilepsi demek Ya da için, ayaklarda bir bisiklet hareketi, evet, pedal hareketi çevirme olabiliyor. tarzında bir hareket. Onun için Şaşkın ayrıntılı bakma. Tetkikler yapmak gerekiyor. Onlarda özellikle polisomnografi çok önemli. Tüm gece uykuyu Tüm görmek gece lazım. uykuyu görmek hem parasomniyi ayırt etmek Evet. açısından hem epileptik aktivite var mı beyinde, EEG'sinde bir bozukluk var mı onu görmek açısından polisomnografi daha çok tercih edeceğimiz yöntem. Yöntem. Onun dışında en çok da şükür ki genetik epilepsiler karşımıza çıkıyor. Çünkü onları birazcık tedaviyle düzeltebiliyoruz Evet. açıkçası. Hani yapısal epilepsilerden ziyade genetik epilepsiler bazıları yaş ilerledikçe kendinden de Kendiliğinden. kaybolabiliyor. Ama kaybolmayanlar da ilaçlara daha güzel Yanıt yanıt veriyorlar. veriyorlar. Ama yapısal olanında bir güzelliği Ameliyat ameliyatlar şans. yapılabiliyor. Ama herkese de ameliyat yapılır mı? Yapılmaz. Herkese eğer tek ilaçla nöbet kontrol altındaysa, işte ameliyat yeri riskli bir yerdeyse bazen çok iyi düşünüp iyi karar vermek lazım. Bir sürü ayrıntılı tetkik yapmak, odağı çok iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü alacağınız doku beyin dokusu ve o beyin dokusunu aldığınız yerdeki fonksiyonları kaybedecek hasta. O nedenle çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama eğer hastanın dirençli nöbetleri var 3-4 ilaca rağmen, çok da iyi bir yeri tam görüyorsunuz MR'da ve EEG'de tek bir yeri gösteriyor size. Ve o bölgeyi almanız da çok ciddi bir kayıp yaşamayacaksa hasta sonrasında, o zaman ameliyat gerçekten gündeme geliyor. Bazen de hastalar çok dirençli oluyor. Riskli bile olsa hastayla bu durum paylaşılarak ameliyat kararı yine verilebiliyor.
Ama ameliyat son çare. Genellikle öyle bir önyargı var. Ameliyat olalım bitsin gibi. Çünkü ama herkes ilk planda ameliyat için başvuruyorlar. Yani ilaç kullanmak istemiyorlar. Ameliyatını olayım, geçirip gideyim tarzında. Maalesef bu safra kesesi taşı değil. Öyle olmuyor. Ameliyat olunca bütün sorun kökten çözülmüş olmuyor. Sonrasında da yine ilaç kullanması gerekebiliyor. İlaç kullanma riski de devam edebiliyor hastaların. Artı beyin dokusu alındığı için fonksiyon kaybı, kolda fonksiyon bacakta kaybı güçsüzlük, görmek, konuşma bozukluğu, işte unutkanlık gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani nokta atışı yapmak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. İnceleyip sıkı dokumak çok iyi karar vermek gerekiyor. Bir de temporal lob nöbetleri var. Aslında bu ameliyatın en çok yapıldığı bölge temporal lob ve temporal lob nöbetleri de çok sık görülür. Bütün bu tek tek bölgesel nöbetler içinde. Onlar da değişik, çok değişik bulgularla kendisini belli ediyor aslında. Evet, bazen işte donuk bakma, işte demin de söylediğimiz gibi jamais vu, dejavu hissi, kötü kokular. Aslında temporal lob nöbetleri çok zengin semptom gösterirler. Yani beyin içerisindeki bölgelere baktığımızda en zengin semptomları. Çünkü orası sonuçta hafızanın olduğu amigdalayı içeriyor. Evet, temporal lobda görüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi hepsi orada toplanıyor. Bütün yaşadığımız dış dünyayla ilişkilerimiz, her şey o merkezde toplandığı için oranın aşırı aktivitesi çok zengin semptom gösteriyor bize. Bazen kişiler bilinçlerini kaybetmeyebiliyorlar. Hani bilinçli şekilde nöbetlerinin geleceğini de biliyorlar. Bazıları ise tamamen o dönemi hiç hatırlamıyorlar. Ama temporal lob nöbetini çoğunluğunda kasılma çırpılma görmüyoruz. Yani hastalar kompleks parsiyel dediğimiz eski sınıflamaya göre kompleks parsiyel ya da basit parsiyel nöbetler geçiriyorlar. Bu aslında hastalar için çok iyi bir durum. Çoğunluğu da nöbetlerini biliyorlar. Geleceğini de anlıyorlar. Genelde kendilerini bir epigastrik duyum alıyorlar. Hissi. Mideden gelen bir bulantı aura gibi. Aura dediğimiz. O hisleri yaşayınca kendileri sağlam bir köşeye çektikleri zaman kendine zarar da vermemiş oluyorlar. Dediğiniz gibi çoğunlukla da operasyonları temporal lob nöbetlerinde yapıyoruz ama herkese yapmıyoruz. Çünkü çoğu temporal lob epilepsisi aslında tek bir ilaçla çok iyi gidiyor. Evet, gayet güzel kontrol altında tutuluyor ve hiç başka bir şeye gerek kalmıyor. Bir de oksipital lobdan kaynaklanan, yani görme merkezimizin olduğu bölgeden kaynaklanan nöbetler var ki onlar da daha değişik bulgular veriyor. Mesela temporal lobda da bazen halüsinasyonlar oluyor ama temporal lob biraz daha organize böyle halüsinasyonlar, biraz daha böyle rüya gibi ama oksipitalde daha böyle görsel, işte renkli toplar ya da görmeme, görmenin aniden kesilmesi gibi. Ya da büyük görme. Büyük ya da küçük görme gibi. Alice in Wonderland sendromu. Bu gibi durumlar olabiliyor. Daha çok çocuklar güzel anlatıyor onu. Çocukluk çağındaki gördüğümüz epilepsilerden biri de oksipital epilepsiler. Çok da güzel anlatıyorlar. Renkli toplar görüyoruz falan diyorlar. Biz daha sormadan kendileri söyleyebiliyor. Ama bunlar da yaş itibariyle çocuklar büyüdükçe geçen otonom bulguları oluyor, işte gece uykudan uyanıp kusma gibi özellikle bu oksipital lob epilepsilerinde böyle bulgular oluyor. Bazen doktor geziliyor. Gastroenterolojiye giden çocuklar oluyor. Endoskopi, kolonoskopi olan çocuklar oluyor. Aynen, yapılmış oluyor ama bu çocuklar aslında birer epilepsi nöbeti. Uykudan uyanıp aniden kusuyor bu çocuklar. EEG çekilse belki oradaki yani aktiviteler görülecek. Ona göre tedavi düzenlenecek. O yüzden de EEG'den kaçınmamak lazım. Eğer gerekiyorsa, şikayet varsa mutlaka yaptırmak gerekiyor. Yani çocuğa herhangi bir zararı yok. Herhangi bir verilen ilaç ya da elektrik yok. Tekrarlanmasında herhangi bir sakınca yok. Peki bu genetik epilepsilerde aileden geçiş oluyor mu? Aileden geçen epilepsiler var ama hani çoğunluğunda genetik olarak göstermeniz şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Yalnızca hani anamnez dediğimiz hani soy ağacı çıkarılarak hani onun nasıl geçtiğini ortaya koyabiliyorsunuz. Ama 2-3 tane epilepsi tipi var. Onlar kanda da bakılabiliyor. Ama dediğim gibi çoğunlukla iyi gidişli epilepsiler oluyor bunlar. İlaç tedavisi, medikal tedaviyle durdurabildiğimiz nöbetler yaşıyorlar. Onun dışında yaşam sürelerinde herhangi bir düşme yok. Yaşam kalitelerinde herhangi bir düşme olmuyor bu hastaların.